Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 253-254'ü değerlendireceğiz. İki ayeti sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada Allahu Teala şöyle bildiriyor. Tilke rusul, işte bu peygamberler, daha önce kıssası anlatılan peygamberler veya genel anlamda Kur'an'da anlatılan bütün peygamberler. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Minhum men kellemallah. Onlardan bir kısmıyla Allah konuştu. Hazreti Musa gibi. Doğrudan bir konuşma. Ve rafa ba'dahum derecat. Ve bir kısmının da derecelerini yüksek kıldı. Ve âteyna İsa ibn Meryem el beyinat. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve eyyednâhu bi ruhil kudüs. Ve onu Ruhul Kudüs'le, mukaddes ruh ile, ruhaniyatın hakim olması veya Hazreti Cebrail'le desteklemek gibi bu şekilde onu teyit ettik. Değerli izleyenlerim, acaba bütün peygamberler aynı derecede mi? Kur'an-ı Kerim'in bu ayetine baktığımızda aynı derecede olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak Bakara suresinde yine geçen bir ayette لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُولِ şunu söylüyoruz. Biz Allah'ın elçileri arasında herhangi bir ayrım yapmayız. Bu risalet noktasında. Yani onların hepsi Allah'ın peygamberidir. Hepsi taraf ilahiden bize gönderilmiş peygamberlerdir. Böyle olunca biz Müslümanlar olarak Peygamber Efendimiz'e inandığımız gibi Hz. Musa'ya da inanırız, Hz. İsa'ya da inanırız, Hz. Adem'e de inanırız. Ve Allah ne kadar peygamber göndermişse hepsine inanırız. Ne kadar gönderdi bilmiyoruz. Ancak bazı rivayetlerde 114 bin peygamber veya 224 bin peygamber gibi rivayetler var. Allahu alem biz sevap illa şu kadar rakam demeyiz. Ama genel anlamda Allah peygamber olarak kimi göndermişse amenna ve saddakna deriz. Ve biz onlar arasında bir ayrım cihetine gitmeyiz. Bazıları biz onlar arasında ayrım yapmayız ayetinden hareketle bütün peygamberleri aynı derecede görme temayülünde olmuşlar. Günümüzde de böyle bazı diyenler var. Bu Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğüne uygun değil. İşte okumuş olduğumuz ayette Allah onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldı diyor. Yani her birinin kendine has özellikleri var. Mesela meyveleri düşünelim. Elmanın kendine göre bir tadı var. Portakalın kendine göre bir tadı var. Veya portakalların kendi aralarında yine kalite farkları söz konusu olabiliyor. İşte her peygamberde hakim olan isim, galip olan isim farklı olabilir. Mazhariyet ona göre farklı olabilir. Ve burada bazı misaller veriyor. Minhum men kellemallah. Bir kısmıyla Allah konuştu. Burada ilk hatırımıza gelen Hazreti Musa. Çünkü Allahu Teala Tur Dağı'nda Hazreti Musa ile doğrudan konuşmuş. Kellemallahu Musa teklime. Allah Musa ile doğrudan bir kelamla konuştu. Ve rafa'a ba'dahum deracat, bir kısmının da derecelerini üstün kıldı. Müfessirlerin ekserisinin beyanına göre burada peygamberimize işaret ediliyor. Ve doğrudan isim de verilmiyor. Müphem bırakılmak suretiyle bu ancak o olur zaten. Ve bu manaya da dikkat çekilmiş oluyor. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam en seçkin bir peygamberdir. Derece itibariyle en üstün peygamberdir. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı rivayetlerde ifade etmiş. Mesela işte Hz. Musa bu zamanda olsaydı bana tabi olmaktan başka bir alternatifi olmazdı. Bu mealde tabii bu ilk anda gurur gibi belki gelebilir de ama vazife noktasında bakmak gerekir. Nasıl ki subay dediğimizde bir teğmen de buna dahildir. Bir mareşal da buna dahildir. Hepsi subay olmakta müşterektir. Ama derece itibariyle dereceleri aynı değildir. Rütbeleri, mertebeleri aynı değildir. Musa aleyhisselam, ulul azmine rusul, büyük peygamberlerden. Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, büyük peygamberlerden. Ama herhalde bütün bu büyük peygamberler içinde birisi en büyük olacak. Ve o en büyük olan hakkında Allahu Teala
وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyecek. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdim. Ve yine bir hadis-i kutside Cenab-ı Hak şöyle bildirmiş. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ. Eğer sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok derecelerle üstün kılınmış. Cenab-ı Hakk'ın esmasına her yönden muhatap yapılmış. Ve külli manada bir mazhariyeti söz konusu. Onun risaleti diğer insanları da içine alacak şekilde cihan şumul bir risalet olmuş. Belli bir kavme gönderilen peygamber değil, bütün insanlığa gönderilen peygamber. Şu anda da onun dini dünyanın her tarafında yaygın ve her gün Allah'ın din, bu son dinine girenlerin sayısı gittikçe artıyor. Ayette Hazreti İsa ile alakalı biz Meryem oğlu İsa'ya da beyinat verdik diyor. Yani apaçık deliller verdik, mucizeler verdik. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın özelliklerinden. İşte eliyle temas ettiğinde hastaları iyileştiriyor. Hatta Allah'ın izniyle kalk dediğinde ölüyü bile diriltiyor. Bunlar büyük mucizeler. Bu gibi mucizeler verilmiş. Anadan doğma körlerin gözünü açıyor ve cüzzam gibi hastalıkları iyileştirebiliyor. Ve insanların evinde neler olduğunu söyleyebiliyor. Bunlar büyük mucizeler. Hazreti İsa bu gibi mucizelerle teyit edilmiş. Ve aynı zamanda mukaddes ruh ile, Ruhul Kudüs ile, bu Cebrail de olabilir veya ona daha böyle ruhaniyet kendisinde hakim olmasından dolayı böyle ifade edilmiş olabilir. Velev şâallâhu, şayet Allah dileseydi, maktetelellezîne min bâdihim, bu peygamberlerden sonra gelenler birbirleriyle savaşmazdı. Min bâdi mâ câetumul beyinat, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra hepsi ittifak ederdi. Aralarında bir savaş olmazdı. Velâkin ihtelafu, lakin ihtilaf ettiler. فَمِنْهُمْ مَنْ اَمَنْ Bunların bir kısmı iman etti. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ Bir kısmı da kafir oldu. Yani Allah dileseydi peygambere muhatap olanların tamamını iman eden kimseler kılardı. Ama Allah-u Teala öyle dilememiş. Allah-u Teala insanları serbest bırakmış. Bunun neticesinde bir kısmı iman etti, bir kısmı da kafir oldu. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Şayet Allah dileseydi, maktetelu, onlar birbiriyle savaşmazdı. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ Lakin Allah dilediğini yapar. Tabi Allah dilediğini yapar derken, Allah'ın her yaptığı da hikmetlidir. Ve ona vacip olan bir şey yoktur. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ama her yaptığı da hikmetlidir. Her ne kadar biz kendi cüz'i aklımızla o hikmete ulaşamasak da bu hikmetsiz olduğu anlamına gelmez. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfigu mimma razaknakum, size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Yani Allah size rızık olarak vermiş, siz de bunları harcayın, başkalarına ikram edin, başkalarına faydanız olsun. Min gabli en ye'tiye yevmun, şöyle bir gün gelmezden önce, la bey'un fihi, o günde bir alışveriş yok, ve la hulle, o gün dostluk da fayda vermeyecek, ve la şefa'a, ve bir şefaat da o gün işe yaramayacak. Böyle bir gün gelmezden önce, size verdiklerimizden başkalarına infak edin. Yani şu anda hayatta olan insanlar pek çok iyilikleri yapabilecek bir durumdadır. Bugün hayatımız devam ediyorsa, bize sunulan fırsatlar da devam ediyor demektir. Ama diyelim ki bize sunulan fırsatları değerlendirmedik ve o şekilde değerlendiremeden bu dünyadan göçüp gittik. Böyle bir durumda artık diğer alemde ben şefaatle kurtulurum veya orada bir alışveriş yaparım, karlı bir iş yaparım, kendimi kurtarırım demek mümkün değil. Artık imtihan bitmiştir. Herkesin kağıdı elinden alınmıştır. Ruhlar emanete teslim edilmiştir tabir caizse. Böyle olduğu için
diğer alemde insanın bir şeyler yaparak kendini kurtarabilmesi söz konusu değildir. Yani bir dostluk da o gün bir işe yaramayacak diyor. Yani her ne kadar el mer'u ma mena habbe, kişi sevdiğiyle beraber, ama burada o beraberliğin gerektirdiği şeyleri de yapabilmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya şöyle diyor: kızım Fatıma, yapacağın iyiliklerle, yapacağın ibadetlerle kendini kurtarmaya çalış. Ben peygamber kızıyım diye mağrur olma, yoksa ben de seni kurtaramam. İşte herkes bu şuur içinde olmalı. İşte ağam beni kurtarır, paşam beni kurtarır, şeyhim beni kurtarır. Oralara o kadar da güvenmemek. Yani Allah dilerse evet olur, şefaati reddetmiyoruz. Büyük zatların şefaati olacaktır, peygamberlerin şefaati olduğu gibi. Bunu reddetmiyoruz. Ama kuru kuruya oraya bağlanmak bu da uygun bir şey değildir. Çünkü insan netice itibariyle ameliyle kurtulacaktır. İşte cezaen bimâ kânû yeksibûn ayetlerde nazara veriliyor. Ve amellerle alakalı yine ayetler var. İnsan amelinin karşılığını görecek. Hayırsa hayır, şerse şer, bunun karşılığını görecek. Ama kendisinde hiçbir amel yok. İşte ben falanı seviyordum. Kuru kuruya sevgi işe yaramayabilir. Falana muhabbetim vardı, o muhabbet orada fayda vermeyebilir. Ayet-i Kerime bu noktada bize hatırlatıyor. Fırsat elinizdeyken, daha böyle hayat devam ediyorken size verdiğimiz imkanları kullanın, infakta bulunun, size verilenlerden başkalarını yararlandırın. İlim sahibiyseniz ilminizi paylaşın, servet sahibiyseniz servetinizi paylaşın ve insanlara yararlı olmaya çalışın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: hayrun nes men yenfeun nes. İnsanların hayırlısı onlara faydalı olandır. Ve bir insanın bir köşeye çekilip insanları kendi şerrinden uzak tutması belki artı bir değer gibidir, ama niye şer noktasından bakıyor ki? Hayır noktasından baksın. Bir köşeye çekildiğinde hayrından da insanları engellemiş oluyor. Kimse ondan yararlanamayacak. Bundan dolayı İslamiyet'te bir köşeye çekilmek ve bir tamamen inziva hayatı yaşamak uygun görülmemiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar zaman zaman kısa süreli inzivaları olmuşsa da bu sonrasına bir hazırlıktır. Sonrası için manevi bir takviyedir. Bu hepimiz için de olması gereken, yapılması gereken şeylerdir. Ama Peygamberimiz sosyal hayatın içindedir. Ve sosyal hayatın içinde İnsanlar bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Beraber olmanın getirdiği bazı sıkıntıları yaşıyorlar. Ve o sıkıntıları halletmek için bir gayret içinde olmak, başkalarının elinden tutmaya çalışmak, bunlar çok güzel şeyler. Salih olmak güzel ama muslih olmak daha güzel. Salih olanların salatı kendine, ama muslih olanlar hem kendileri salihtir hem de başkalarını iyi yola sevk etmiş olurlar. Ve bundan dolayı bir mümin kendi halinde kalamaz ve bulunduğu yerde faydalı olmaya çalışır. Ve emri bil maruf, nehyanil münker denilen iyilikleri emretmek, kötülüklerden de sakındırmak dinde önemli bir ölçüdür. Allah-u Teala bir kısım insanların bu şekilde yaşamasını istemektedir. İçinizden böyle bir grup olsun, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emretmektedir. İşte Allah yolunda vermek, Allah yolunda infakta bulunmak, bu da çok güzel artı bir değer. Normal şartlarda insan kendi zatında, nefsinde cimridir. İnsan eli sıkıdır tabiri caizse. Bir bebekte bile eller yumuktur dünyaya geldiğinde. Sanki ey dünya seni tuttum dercesine bir hali vardır. Ama vefat ettiğinde elleri şöyle açık olacaktır. Ve sanki şöyle der gibidir: İşte görüyorsunuz, elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Bir gün gelecek, netice itibariyle insanlar şu dünyadan gidecek. Geride kalan servetleri artık onların değil, amelleriyle baş başa kalacaklar. Halbuki şu dünya hayatında o serveti iyi değerlendirseler, o servet cennet kapılarını açan bir anahtar olabilir. Çünkü mesela faydalı kitaplar var. İslam'ı anlatan, güzel ahlak anlatan kitaplar var. Bunlardan alsa, dağıtsa,
gayet güzel bir sadaka olur ve bir hediye olur ve insanların İslam'ı öğrenmelerine vesile olur. Veya diyelim ki sohbetlerle ilmini başkalarıyla paylaşsa yine gayet güzel bir vesile olur. Daha böyle diğer şekillerde fakirin elinden tutsa, garibanın elinden tutsa bunlar son derece faydalı şeyler. İbn-i Sebil mesela ayette geçen bir ifade yolcu anlamında, yolcuya zekat bile düşüyor. Yani zekat verilebiliyor yolcuya. Kendi zatında zengin bile olsa yolculuktan dolayı ihtiyacı olabilir, elinden tutmak lazım. İşte günümüzde sokak çocukları az da değil. Özellikle İstanbul gibi yerlerde bunların sayısı epey fazla. Ve bunlar eğer iyi insanlar tarafından kendilerine sahip çıkılmazsa toplum için potansiyel bir tehlike olabilmekte. Sokaktaki kültürle zengin olanlara böyle kin içerisinde büyüyor. Her türlü hırsızlığa müsait bir halde, her türlü kötü eylemlere müsait bir halde bulunuyor. Ve bunun neticesinde bunların elinden tutmamanın cezasını toplum beraber ödüyor. Ve bunların topluma bedeli çok ağır oluyor. Bir kısmı işte diyelim terör örgütlerinin elinde bir oyuncak gibi oluyor, kullanılıyorlar. Bir kısmı kendi mafyalarını kuruyorlar adeta ve o şekilde etrafa zarar veriyorlar. Halbuki toplum bunlara sahip çıksaydı, bunun için bazıları maddi fedakarlıkta bulunup onlara uygun ortamlar meydana getirse, bir kısmı ilmen bunlara faydalı olsa, bunlar topluma kazandırılacaktı ve toplumdakiler hepsi beraberce rahat etmiş olacaklardı. Cenab-ı Hak problemleri en güzel bir şekilde halletmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Peygamberlerin gittiği yolda gitmeyi hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.